Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan yeni bir yayınla tekrar karşınızdayım. Bu kez Türkiye siyasetindeki son birkaç günde yaşanan gelişmelere bakalım diyorum. Şöyle ki, Cumhuriyet Halk Partisi, hatırlayacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra tatil yapmama kararı aldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bütün milletvekilleri yaz boyunca meclis Ekim'de yeniden açılana kadar sahada olacaklar. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi her salı günü yaptığı grup toplantılarını da tıpkı meclis çalışmalarına devam ediyormuş gibi yapmaya devam edecek. Yalnız bir farkla her hafta farklı bir ilde bu toplantılar gerçekleştiriliyor. Nitekim ilk toplantı 2 Ağustos'ta Erzurum'da yapıldı. Arkasından 9 Ağustos'ta Edirne'deki toplantı gerçekleşti. Şu ortaya çıktı. Gerçekten bu doğru bir strateji. Çünkü farklı illerde gerçekleştirilen bu toplantılarda CHP milletvekilleri bir taraftan il ve ilçelere dağılarak halkla, esnafla, çiftçiyle, üreticiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Diğer yandan da CHP örgütleri, civar illerdeki il yönetimleri, ilçe yönetimleri bu grup toplantılarına katılarak örgütte dinamizmi ayakta tutuyorlar. Oysa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bir süredir AKP örgütünü harekete geçirmeye, eski dinamizmini kazandırmaya çalışıyor. Bu yönde talimatlar veriyor. Kapı kapı dolaşacaksınız diyor. Ama şu ana kadar bu noktada fazla bir ilerleme, somut bir gelişme görülebilmiş değil. O yüzden de CHP'deki bu hareketlilik, bunun yanı sıra kadın kollarının, gençlik kollarının daha görünür hale gelmesi dikkat çekiyor. Bir başka boyut, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak gerek mitinglerde gerekse grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda CHP liderine Bay Kemal diye hitap ediyordu. CHP lideri tamam benim ismim Bay Kemal dedi ve bu sıfatı kabullendi. Hatta sosyal medya profilinde Bay Kemal'i de ekledi. Ama ardından da Balıkesir mitinginde dedi ki Bay Kemal olabilmek için bazı şeyler gerekiyor. Bir takım kriterler sıraladı. Kul hakkı yemeyeceksin, rüşvet yemeyeceksin, yolsuzluğa bulaşmayacaksın, adil olacaksın, adaletli olacaksın, kimseye haksızlık yapmayacaksın. Bunun gibi bir takım kriterler sıraladı. Neredeyse o günden bu yana yaklaşık 2-3 haftadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Bay Kemal sıfatını artık fazla kullanmıyor. Hatta pek kullanmadı diyebiliriz. Çünkü şu ortaya çıktı ki Kılıçdaroğlu bunu bir lehte algıya dönüştürdü. Hatta Edirne'deki son toplantıda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili iktidarın çözüm çalışmalarına yönelik sorular yöneltildi kendisine. Dedi ki siz bunları merak etmeyin. EYT'lilerin sorununu da çözerse Bay Kemal çözer. Çünkü bugüne kadar gündeme getirdiğim bütün öneriler önce iktidar tarafından itirazla karşılandı ama arkasında benim dediğime geldiler. Benim yaptıklarımı, söylediklerimi yapmak zorunda kaldılar dedi. Şimdi böyle bir siyasi yükselişi söz konusu diyebiliriz CHP liderinin. Gittiği yerlerde önce Ağrı'da, arkasından Erzurum'da ve son olarak da Edirne'de grup toplantısından sonra esnaf ziyaretleri yapmak istedi. Ancak bunları gerçekleştiremedi çünkü ilgi o kadar yoğundu ki bu esnaf ziyaretleri şehirlerin caddelerinde, meydanlarında doğrudan doğaçlama olarak mitinglere dönüşmeye başladı. Bu önemli bir gelişme sanıyorum. İktidara da bir tedirginlik, bir panik havası hakim olmaya başladı. Çünkü bununla ilgili gerek açıklamalara, gerekse eleştirilere yansıyan ifadeleri görüyoruz. CHP liderinin grup toplantılarında gündeme getirdiği konular bir süre sonra AKP sözcülerinin, yöneticilerinin hatta Erdoğan'ın gündemine giriyor ve buna karşılık vermeye ya da ne olduğunun arkasını araştırmaya çalışıyorlar. Örneğin CHP lideri özellikle seçimler konusunda endişeler dile getiriliyordu. Seçim güvenliği konusunda kaygılar vardı. Seçmen kütükleriyle ilgili bir takım karamsarlıklar söz konusuydu. Dedi ki herkes rahat olsun. Bu konuda kendinizi rahat hissedin çünkü YSK'nın bile elinde olmayan seçmen bilgileri bizim elimizde dedi. Bu tabii büyük bir yankı yarattı. Nasıl olur YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler CHP'de olabilir diye. Burada çapraz sorgulama yöntemiyle CHP'nin
tüm kütükleri sürekli olarak yenilediği, takip ettiği ortaya çıktı. Çünkü YSK bu kütükleri zaten siyasi partilerle paylaşmak zorunda. Ama asıl AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerinden sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bu iddiayı araştırın bakalım arkasında ne var diye kurmaylarına talimat verdiği dışarıya sızdı. Kılıçdaroğlu daha önce de özellikle otomobil fiyatlarının olağanüstü yükselmesi, işte kredi yurtlar kurumuna borçlu olan öğrencilere bindirilen yüklü faizler üzerine öğrencilere bu faizleri ödemeyin çağrısı yapmıştı. İktidar arkasından benzer bir adım atmak zorunda kaldı. Faizleri sileceğiz beyanında bulundu. Otomobilde de özel tüketim vergisi oranlarını 3 kata kadar artırma yetkisini Cumhurbaşkanı'na veren düzenleme geçtiğimiz haftalarda yayınlanınca CHP lideri dedi ki dünyadaki en pahalı otomobil Türkiye'de. Eğer şu anda otomobil almayı düşünüyorsanız bu ÖTV'yi ödemeyin, KDV'yi ödemeyin. Çünkü biz bunların hepsini düşüreceğiz iktidara geldiğimizde. Birkaç ay araba almak isteyenler bu düşüncelerini ertelesinler çağrısında bulundu. Tabii bir anda piyasalarda otomobil satışları durdu. Sektör zaten darboğazdaydı. İkinci el otomobil fiyatları çok artmıştı. Hemen şimdi Ticaret Bakanlığı bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Sıfır otomobillerde galericilere, bayilere en az 6 ay satış yasağı getirilecek. Bunun yanı sıra 6 bin kilometreyi bulmayan sıfır otomobillerinde ikinci el satışı yasaklanacak. Yani Kılıçdaroğlu'nun otomobil almak istiyorsanız bunu biraz erteleyin. Çünkü biz geldiğimizde ÖTV, KDV'yi düşüreceğiz. Otomobil fiyatları ucuzlayacak. Vaadi bir anlamda iktidarda yansımasını bulmuş oldu. Aynı şekilde Edirne'deki toplantıda kur korumalı mevduat hesaplarını gündeme getirdi. Dedi ki bir avuç insana yüz milyarlarca lira faiz, yüz milyarlarca lira kur farkı veriliyor. Vatandaşın cebinden ödeniyor bu paralar. Biz iktidara geldiğimizde kur farkı ödemelerini kaldıracağız. Kimseye öyle döviz için garanti vermeyeceğiz. Faizi neyse onu alacak dedi. Bu tabii bir anda bu hesaplarda çözülme paniğini yarattı. Bugün peş peşe önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den, arkasından AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan açıklamalar geldi. İşte Kılıçdaroğlu otomobil almayın diyor, öğretmenlere kariyer sınavına girmeyin diyor, öğrencilere faizlerinizi ödemeyin diyor. Şimdi de kur korumalı mevduat hesap sahiplerini kur farklarını ödemeyeceğiz diye tehdit ediyor. Bir kaos, ekonomik ve toplumsal kaos yaratmaya çalışıyor dediler ama bir yanıyla gerçeklik de vardı. Çünkü gerçekten bu tür düzenlemelerle toplumdaki gelir dağılımı, adaletsizlik daha da pekişti ve yaygınlaştı. CHP lideri bunları gördüğü için çıkışlar yapmaya başlayınca bu iktidar cephesinde bir tedirginlik olarak yansımasını gösterdi. Nitekim asgari ücrette enflasyon artınca Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzun bir aradan sonra ilk kez yıl içinde ikinci kez artış yapıldı ve 5.500 liraya çıkarıldı asgari ücret. Ama işte CHP burada da yerel yönetimlerdeki avantajını devreye soktu ve tüm CHP'li belediyelerde en düşük ücret 6.300 liraya çıkartıldı. Arkasından İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İETT'deki tüm taşeron işçileri kadroya aldı ve 4 maaşta ikramiye verileceğini vaat etti. Şimdi AKP ne yapacak? AKP hemen bunun arkasından CHP'nin bir anlamda kuyruğuna takıldı diyebiliriz. AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ilçe belediyelerini, AKP'li ilçe belediyelerini bir araya topladı. Bir süredir zaten Ekrem İmamoğlu'na karşı bir kampanya yürütüyorlardı İstanbul'da. İşte o kampanyada bugün şöyle bir karar aldılar. Dediler ki AKP'li İstanbul ilçe belediyelerinin tamamında işçi ücretlerine %80 zam yapıyoruz. Şimdi bu bir yanıyla bakıldığında tabii işçilerin, çalışanların lehine bir durum. Diğer yanıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuyruğuna takılmış oluyorlar. Ama asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammını yetersiz bulduğunu bizzat AKP'li ilçe belediyeleri ve AKP İstanbul İl Başkanı da bir anlamda itiraf etmiş oluyorlar. Çünkü işte Ocak ayında %50 zam yapılmıştı asgari ücrete. Temmuz'da bir %29 daha zam yapıldı ama
Bir anda AKP'li ilçe belediyeleri %80 zam yapma kararı aldılar. Bu da iktidarın ekonomi politikalarının toplumsal tepkiyi arttırmasına karşı bir tansiyonu düşürme adımı olarak da görülebilir. Açıkçası CHP'nin bence bu grup toplantılarını yaz boyunca siyasetin tatile girdiği bir dönemde siyaseti dinamik ve ayakta tutma hamlesi meyvelerini vermeye başlamış gibi görünüyor. Bu da tabii CHP liderinin artık Cumhurbaşkanı adaylığını kafasında netleştirdiği yorumlarına yol açıyor. Altılı Masa'dan şu ana kadar yapılan açıklamalarda ortak aday belirleme sürecinin seçim takvimi netleştikten sonra yapılacağı pek çok kez dile getirildi. Son olarak Davutoğlu bu görüşü bir daha yineledi. CHP'liler her seferinde CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur diyorlar ama diğer taraftan ittifak ve altılı masa içinde ortak aday belirleme konusunda bir uzlaşı, bir mutabakat söz konusu. İşte bu noktada acaba Kılıçdaroğlu artık adaylığını belirginleştirmeye mi başladı yoksa siyasi kulislerdeki bir başka yorum? Hayır, Kılıçdaroğlu meydanlarda kendini öne atıyor ama asıl altılı masanın ve Millet İttifakı'nın ortak adayı çok daha farklı toplumda farklı yansımalara yol açacak sürpriz bir isim olacak. İşte CHP lideri bu ismin yıpratılmasını önlemek için kendini öne sürüyor, kendini öne atıyor, yorumları yapılıyor ama bir başka boyut da var. O da anketlerde Kılıçdaroğlu'nun da yükselişe geçtiği pek çok ankette ikinci tura kalırsa şayet seçim ki ilk turda zaten Erdoğan'ın da diğer adayların da büyük bölümünün kazanamayacağı yönünde bulgular söz konusu ama şu ana kadar yapılan pek çok ankette Kılıçdaroğlu da dahil ortaya çıkacak diğer adayların, muhalefet adaylarının ikinci turda Erdoğan'a ciddi fark atacakları yönünde. Bu da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesini giderek kafasında netleştirdiği yorumlarına güç kazandırıyor. Evet, bakalım bu hamlelere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi karşı hamleleri devreye sokacak? Bu gidişi frenleyebilmek için hangi adımları atacak? Onu da ilerleyen günlerde görmemiz mümkün olacak. Sözlerimi burada noktalıyorum. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan. Hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.